Somali'de en aktif çalışan kuruluşlardan biri de İnsani Yardım Vakfı. Vakıf toplanan bağışlarla Somali'nin en büyük yetimhane kompleksini inşa ediyor. İnsani Yardım Vakfı'nın tarım okulu projesi ise Somali için bir hayli önemli. Yerinden ürün fışkıran tarlanın adı hep kıtlık ve açlıkla anılan Somali'de olduğuna inanmak zor. İnsani Yardım Vakfı İHH'nın tarım okulu projesi yıllardır açlıkla mücadele eden Somali'nin kaderini değiştirebilir. Burası Somali'nin ilk ve tek serası. Çünkü Somalililer modern tarım yöntemlerini bilmiyorlar. Yani aslında burada açlığın tek sebebi tabiat değil. Bakın bu alanda gördüğünüz tüm bitkiler yalnızca 25 gün içinde yeşermiş ve çok da yakında ürün verecek. Yani İnsani Yardım Vakfı'nın burada açtığı tarım okulu gösterecek ki açlık Afrika'nın kaderi değil. Sanılanın aksine Somali tarıma elverişli bir ülke. Türkiye'de tarım toprağının derinliği yüzeyden itibaren 30 santimetre iken Somali'de bu derinlik 30 metre. Somali'de krizin sebebi Somali tarımı yağmura bağlı. Yağmur yağdığı zaman ürün elde ediyorlar, yağmur yağmadığı zaman kuraklık oluyor. Fakat su kuyularında, kazılan su kuyularında su varlığını sürdürüyor. Bize bununla alakalı iç bölgeleri birkaç defa gittik, ziyaret ettik. Oradaki tarım yöntemlerini de gördük. Ondan sonra şuna karar verdik. Somalilere bahçe tarımı öğretildiği zaman kuraklıkta ölen insanların sayısında nispi bir düşüş olacağını karar verdik. İHH'nın projesi Somalililere su kuyularından taşınan suyla kurak dönemde de tarım yapılabileceğini gösterecek. Ülke genelinde 1000'e yakın su kuyusu kazıldı. Bu bölgelerden gelecek çiftçi adaylarına Mogadişu'da 2 ay süreyle eğitim verilecek. 2 ayın sonunda köylerine dönüp öğrendiklerini kendi tarlalarında uygulayan Somalililere 50 dolar, bu yöntemleri komşularına öğretenlere ise öğrettiği kişi başına 25 dolar ödenecek. Böylece Somali'de modern tarım yöntemlerinin yayılması teşvik edilmiş olacak. Tarım okulu projesinin ardından ülke genelinde açılacak 27 kilometrelik su kanalıyla İHH modern tarımı daha geniş bir alana yaymaya çalışacak. İnsani Yardım Vakfı İHH'nın Somali'de yürüttüğü bir diğer projede ülkenin en büyük yetimhane kompleksi inşaatı. Hepsi düşman kabilelerden seçiliyor. Böylece Somali'nin barışı için düşman kabilelerinin çocukları burada kardeşlik hukuk içerisinde yaşayıp buradan çıktıktan sonra kardeşliği dışarıda tesis edecekler. 1500 öğrenci kapasiteli okulla birlikte 27 Nisan'da açılacak olan yetimhane için seçilen isim Mavi Marmara. İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenecek meslek edindirme kurslarıyla Mavi Marmara Okulu'ndan mezun olan öğrencilerin işsiz kalmasının da önüne geçilecek. Başarılı öğrencilerin üniversite eğitimleri de yine vakıf tarafından karşılanacak.